Merhaba arkadaşlar. Bugün yoğunluk dolayısıyla ne faiz kararını ne de halk arz sitelerimizi doğru düzgün ne yazık ki takip edemedik. Halk arz sitelerimizde tavanlar var, gayet güzel ve faiz kararı da beklendiği gibi açıklandı. Şu an takip ettiğimiz halk arzlar içinde Mega Metal'i de koyarsak 4 tane tavanımız var. Bir de Ekos'a bakalım. Onu da koymamız lazım. %8'i geçmiş. 5 tane tavanımız var arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Bakın Kuzey Boru, Mega Metal, Çatalhazlı Termik Santrali, Bin Yatırımlar Holding ve Ekos gayet güzel performans gösterirler. Ve hatırlatalım tekrar arkadaşlar. Faiz kararımız açıklandı. Beklendiği gibi 250 bas puan artışla faizler %45'e yükseltildi. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim hani faizler borsanın düşmanıydı. Borsa niye düşmüyor? Çünkü beklenen faiz artışları geliyor arkadaşlar. Geç kalınmış beklenen faiz artışları. Yani tamam, gidişat güzel. Bakalım bu faiz artışları devam edecek mi, etmeyecek mi? Borsaya katkısı nasıl olacak? Şöyle bir baktığımızda Kuzey Boru'da şu an tavanda 149 bin lot alış emri var. Gayet iyi. Yine Bin Yatırımlar Holding'de 479 bin lot alış emri var. Tabii bunlar kapanış seansında tam olarak netleşir, milyonlara ulaşır diye tahmin ediyoruz. Ve Kuzey Boru'nun da gap'lerini de beraber izliyoruz. Aslında dün de bu boşluğu bırakmış. Çok pardon. Dün de bu boşluğu bırakmış. Bugün daha derin bir boşluk var. Bakalım bu gap'ler daha sonra tekrar dolum için uğraşılacak mı? Dofer yapı da artı 5'i geçmiş. Agrotech artı 8'e yaklaşmış. 6'ya gidiyoruz tavan serisinde. Güzel arkadaşlar, güzel. Performanslar güzel ama biz hala SPK'dan dün akşam itibariyle, önceki gün akşam itibariyle yeni bir halka arz onayı bekliyorduk. Gelmedi. Sanki bu haftayı da boş geçeceklermiş gibi bir his var içimde. Ama o 10 tane kriterleri sağlayan halka arzları sizlerle paylaşmıştık. Onlardan bir tanesi SPK'nın onaylaması çok iyi olur. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.